İsmi neymiş? Patrick. Patrick. Diğerinin Patrick. Adı ne? Sünger Bob. Sünger Bob. Ha, onlar nerede yaşıyor? Denizde. Peki balinalar nerede yaşar Dilan? Denizde. Denizde mi yaşar? Hı-hı. Nereden öğrendin bunu? Öğrendim işte. Doğum için. Bitti. Kızım ya. Masal bitti. Burada bitmiş mi? Bir de söyle bakayım. Burada masal bitmiş de. Burada bitmiş. Evet, Dilan. Bak baba geldi. De. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve mi gidiyorsun? Alerji olacağız değil mi? Alerji olacağız. Doktorlar sana bir bakacaklar. Sonra sen hemen benim yanıma geleceksin. Tamam mı? Ben de baba seni kapıda bekleyeceğiz. Tamam. Dilan görüşürüz. Anneciğim. Dilan. Dilan telefon alayım mı? Telefon alalım şimdi gıdı gıdı zamanı geldi. Ben seni burada bekliyorum kızım anneciğim. Hiç korkma anlaştık mı? Korkma anne, kızım ben burada bana. Bekliyorum ben. Ben de buradayım. Bekliyoruz tamam mı? Konuş bakalım. Yoruldun mu? Şimdi nereye gideceksin? Ameliyata mı gideceksin? Sen çok mu yoruldun? Gece uyumadın mı? Çikolatayı batırıp yiyor. Ağzının tadını da biliyor. Dilan nasıl yeniliyorum? Öyle mi yeniliyor? Tadı güzel mi? Eşim 06.07.2018 tarihinde doğum gerçekleştirdi. Bir kızım dünyaya geldi. Kızım doğduktan 5-6 saat sonra morarmaya başladı. Apar topar doktorlar aldılar, muayene ettiler. Ve kalpten akciğere giden damarın tamamen kapalı olduğunu bize bu muayene sonucunda söylediler. Kızımın ameliyat olması gerektiği, bu yüzden de 112 ile irtibata geçip kızımı ameliyat edecek bir hastane bulmaya çalıştılar. Kızımı derhal Medikal Park Hastanesi'ne sevk edip 2 günde burada yoğun bakımda kaldıktan sonra hemen Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne ambulans uçakla sevk ettiler. Burada yapılan tam bir tetkik ve muayeneden sonra bir kızımın sağ böbreğinin doğuştan olmadığı, 2 kalbinde 2 büyük delik olduğu, 3 kalpten akciğere giden damarın tamamen kapalı olduğu, 4 ayak parmaklarının ikisinin birleşik olduğu, 5 kızımın popo deliğinin ön tarafa çok yakın olduğu ve olması gerekenden daha dar olduğu. 5, 6 kızımın vajinasının kapalı olduğu ve bunun için de ameliyatla cerrahi yöntemle açılması gerektiğini söylediler. Biz bunları duyunca şok olduk. Çünkü bize gayet sağlıklı bir çocuğumuz olacağını söylediler. Kızım ilk geldiği gün anji olduktan sonra ertesi gün ameliyata alındı ve hemen yapay damar takıldı. Kızı bu yapay damar sayesinde rengi morluktan biraz daha normale dönmeye başladı. Daha sonra bir sene içerisinde 2 sefer ameliyat oldu. Bu 2 sefer ameliyatın ardından yapay damar takıldıktan sonra ön tarafına da müdahale ettiler. Bugün 3. ameliyatı. Kızım bugün de 3. ameliyatı ne oldu? Yapay damar takıldı. Yapay damar takıldı ama yapay damar tam 5000 dolar artı KDV değerinde. Yurt dışından geliyor. Bunu bütçemiz el vermiyor. İlk 2 ameliyatını biz karşıladık. Bir şekilde kontrollerine gene getirdik. Bir şekilde bunu karşılamaya çalıştık. Ancak bu 3. ameliyatı bizi çok zor duruma sokuyor. Ve doktorun söylediğine göre ömrünün sonuna kadar 4-5 yılda bir ameliyat olması gerekiyormuş. Bunun sebebi de takılan damar yapay olduğu için kız çocuğumuz büyüdükçe yapay damar büyümüyor. Ve yapay damarda ileriki zamanlarda darlıklar da meydana gelebiliyormuş. Bu yüzden ömrünün sonuna kadar 4-5 yılda bir ameliyat olması gerekiyormuş. Hastane özel hastane olduğu için takılan yapay damarda 5000 dolar artı KDV olduğu için bu bütçemi çok zorluyor. Devlet bunun bir miktarını karşılıyor. Ben sigortalı çalışanım. Devlet bunu karşılıyor bir miktarını. Ama çok cüzi bir miktarını. Geri kalan bütün yük benim omuzlarıma biniyor. Bu benim kızımın 3. ameliyatı ve çok zor durumdayım. Tek seferlik bir şey olsa bunu karşılarsınız.
Gerekirse kuru ekmek yersiniz, gene karşılarsınız. Ama paranızı yolunuzu satarsanız karşılarsınız. Ancak kızım 4-5 yılda bir ve ömrünün sonuna kadar bu ameliyata olmak zorunda. Şu anki bedeliyle kızımın damarı 48 bin lira tutuyor. Devlet bunu sadece 17 bin lirasını karşılıyor. 31 bin lirasını gene bana kalıyor. Ve bunun özel hastane masrafı da var. Hastanede yapılan anjiyo ve orada yattığı süre zarfı boyunca yapılan tüm müdahalelerde ücret alınıyor. Yani bu demek oluyor ki benim her yıl kızım için 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira doların durumuna göre para ödemem gerekiyor. 4-5 yılda bir ben kızımın hayatını satın almak durumunda kalıyorum. Bu yüzden sizden yardım talebinde bulunuyorum.